Bu sığınmacılar, efendim iş gücü, iş güç. Bu, bu yalanlara inanmayın. Bunlar çünkü asgari ücretin altında çalışıyorlar. Esnafın işine geliyor. Normal kurumsal yerlerde zaten bunlar çalışmıyor. Bunlar böyle orta ölçekli, küçük ölçekli yerlerde çalışıyorlar. Vergi bunlar için ödenmiyor. SGK birimi ödenmiyor. Asgari ücret bilen ödenmiyor. Dolayısıyla bunlar kaçak işçi. Bu kaçak işçiden kim kar ediyor? Vergi kaçıran o esnaflar. Peki bunun Türkiye'ye ne faydası var? Türkiye'ye size bana bir faydası yok. faydası yok. O, o kaçak işçi çalışanların esnafa faydası var. Onların yüzünden, onların yüzünden biz bu cefayı çekemeyiz. Peki bizim çocuklarımız ne oluyor? Bizim çocuklarımız asgari ücret altında çalışmadıkları için ya da insan gibi yaşayacak bir ücret bekledikleri için onlara bu ödeme yapılmıyor ama iş yürüyor, ucuza buluyor adam. O zaman ücreti yükseltmeye ne gerek var diyor. O zaman Türkiye'deki genç işçi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'deki işsizliğin nedeni budur. İşsizliğin nedeninin en büyük e, en büyük nedeni işsizliğin en büyük nedeni ucuza çalışan sığınmacılardır. sığınmacılardır. Bunlar bunlar bizim gençlerimizi bizim gençlerimizi bir kere şey bırakıyorlar. İşsiz bırakıyor. İkincisi sığınmacı kayıtlı ve kayıtsız sığınmacı, düzensiz göçmen. Ne derseniz deyin Türkiye'de mülteci yok. Çünkü kanunen mülteci <laughs> Batı'dan gelen. Bunların sayısı kayıtlı kayıtsız. Kimisi 14 diyor, kimisi 10 diyor falan. Biz 10 diyelim. Hepsini toplayalım 10 diyelim. Şimdi bu 10 milyon Türkiye'nin yüzde yaklaşık 12 son 80 milyon olduğunu düşünürsek. Yüzde 13 Allah aşkına söylüyorum. Bizim tarım üretimimiz yüzde 13 artmış mıdır? Son 4-5 senede. Bizim sanayi üretimimiz yüzde 13 artmış mıdır? Bizim bizim doktor sayımız son 3-5 senede yüzde 13 artmış mıdır? Bizim öğretmen sayımız son 3-5 senede yüzde 13 artmış mıdır? Peki. Peki. Bunlar bir anda Türkiye'ye girince arz talep dengesi değişmedi mi? değişti. Üretim yok. Üretim artmamışken buradan ekmek isteyenler var. Enflasyon belamız var ortada. Enflasyonun da en önemli nedenlerinden bir tanesi bugün hayat pahalılığının en önemli nedenlerinden Sığınmacı, bir tanesi de sorunumuz. kalıp gibi Türk nüfusunun içerisine giren bu sığınmacılardı. Bir anda 10 sene içerisinde giren Türkiye'nin yüzde on kadar bir nüfustu. Ve bunların üretimde hiçbir katkısı yoktur. Bunlar vergi de vermiyorlar. Buna vergi de vermiyor. Sığınmacı vergi. Ya devlet şunu sormuyor mu? Ya bunu bunu bunu. İş gücümüz düşer. Kimin iş gücü düşer ya? Sen kaçak çalıştırıyorsun. Senin iş gücün. zaten sen kanunsu iş yapıyorsun. E sen vergi vermiyorsun. O vergi vermiyor ama devletten yiyor. Adam gidiyor. Vergi vermeyen adam benim hastanemde tedavi oluyor. Benim ve kendilerine özel mesela İstanbul'da bunlara özel klinikler var. Mesela mamografi yaptıracaksınız değil mi? Bir devlet hastanesine bir kadınımız gitsin mamografi yaptıracak. 6 ay 8 ay tabii, sonraya gün verir. Tabii. Bunlar aynı gün mesela kağıthanede var. Aynı gün mamografi yapılır bunlara. Sadece bunlara hizmet verir. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sonra son söz olarak şunu söyleyeyim. Sığınmacılarla, bu kaçak girenlerle, vergi vermeyenle, askerlik yap, yapmayan bunlarla, Türk milletinin örfüne, ananesine hiç ait olmayanla, ortak tarihi geçmişimiz olmayanla, Türk bayrağını görünce titremeyenle, Suriye ile ben söylüyorum. Suriye ile Türkiye milli maç yapsın. Acaba kimin tarafını tutacak bunlar? Afganistan'la milli maç yapsınlar. Kimin tarafını tutacak bunlar? Irak'la milli maç yapsın bunlar. Kimin tarafını tutacak bunlar? Bunlarla vergisini veren, ataları bu memleket için canlı vermiş, şehit olmuş, gazi olmuş, yokluk çekmiş insanlarla, Türkçe konuşan insanlarla, Türk milletinin hasletlerini taşıyan insanlarla bu sığmacıları bir tutan anlayış nasıl bir anlayıştır?